Herkese merhaba, ben Cem Ozan. Harika bir özetle karşınızdayım. Kaza geçirmiş deneyimli bir balıkçının kıyıda deniz kızı bulmasını ve yaşananları anlatacağım. Texas'ta Titan International şirketi 400 bin galonluk petrol sızıntısına neden olmuştur. Bu olay bölgedeki balıkçılara büyük zarar vermiştir. Balıkçılar artık balık tutamıyordur. Yakalanan balıklar değersiz ve petrole bulanmıştır. Bölge halkınınsa ana geçim kaynağı balıklardır. İşsiz kalan birçok balıkçı suları temizleyerek sızıntının etkilerini azaltmaya çalışıyordur. Şarko bu olayın en büyük kurbanlarından biridir. Temizlik sırasında başı dönmüş ve tekneden kimyasal maddelerin içerisine düşmüştür. Artık oksijen tüpüne bağlı yaşıyordur. Bir gözü körelmiş ve yüzünde de yanıklar oluşmuştur. Aslında Şarko onun lakabıdır. Büyük balıkları ustalıkla avlayabildiği için bu lakabı almıştır. Ancak şimdi Şarko için bunların hiçbir önemi yoktur. Sakatlığı nedeniyle çalışamıyordur ve kısmi bir depresyon yaşıyordur. Boş zamanlarında kıyıdan petrolün öldürdüğü canlıları toplar ve Titan International şirketine postalar. Hızlı gönderim yapmaz çünkü hayvan cesetlerinin ulaşana kadar iyice kokmasını istiyordur. Balıkçıların toplanıp bir şeyler içtiği bir mekana uğrar. Balıkçılardan biri teknesinin deniz kızları tarafından bir anda nasıl çevrildiğini, onlarla nasıl mücadele ettiğini ve kendisine neler yaptıklarını hararetli şekilde anlatır. Ona inanan olmayınca karnındaki tuhaf yaraları gösterir. Şarko bu konuşmanın dışında kalır ve yaşananları izler. Fakat balıkçıların tekrar denize balık avlamak için açılacağını duyunca konuşmaya başlar. Kimsenin balık yakalayamayacağından, suların hala kirli olduğundan, temizlik işleminin bir işe yaramayacağından bahseder. Titan şirketi göz boyamak için temizlik yapıyormuş gibi görünüyordur. Herkese kendilerini kandırmaktan vazgeçmeleri gerektiğini söyler. Bu gerçek karşısında kimse bir şey diyemez. Sonrasında Şarko arabasına geçer. Morali bozulmuştur. Breezy yanına gelir. Şarko'ya artık teknesini kullanamadığını söyler ve teknesini ödünç almak ister. Breezy güvenilmez, uyuşturucu kullanan birisidir. Şarko en son birlikte çalıştıklarında neler olduğunu hatırlatır. Breezy onu saatlerce bekletmiştir ve karakolluk olmuştur. Şarko teknesini vermez. Breezy öfkeyle bağırıp ona hakaret edince oradan ayrılır. Eve geldiğinde geceyi her zamanki sıkıcılığında geçirir. Televizyon karşısında bir şeyler içer ve denizi ne kadar özlediğini düşünür. Diğer balıkçıların teknede neler yaptığını öğrenebilmek için telsizi açar. Fakat kendisi gidemediği için buna katlanamaz. Ardından başına geleceklerden habersiz şekilde sahile gitmek için yola çıkar. Her zamanki gibi petrol nedeniyle ölen hayvanları topluyordur. Ayrılmak üzereyken birden kayaların arasından bir ses duyar. Sesin nereden geldiğini anlamak için yaklaşır. Bunun petrole bulanmış bir deniz kızı olduğunu fark eder. Şarko bunun gerçek olduğuna inanmakta zorlanır ve korkar. Bir ağaç dalıyla deniz kızını biraz dürterek ölüp ölmediğini kontrol eder. Deniz kızının hareket etmediğinden emin olduktan sonra onu kamyonetine taşır ve eve götürür. Sürüklemesi zor olsa da pes etmez. Sonunda eve taşımayı başarmıştır. Diğer deniz ürünlerine yaptığı gibi küveti buzla doldurarak deniz kızını buzun üzerine serer. Bu sırada diğer balıkçı arkadaşlarının sesleri açık olan telsizden geliyordur. Kimse bir şey yakalayamamıştır. Yakaladıkları balıklar petrole bulanmıştır. Şarko bu deniz kızını bulduğu için kendini iyi hissediyordur. Tıpkı eski günlerdeki gibi büyük bir av yakalamıştır. Kazadan önce nasıl göründüğünü hatırlamak için eliyle yüzünün kusurlu yerlerini kapatır ve oksijenini çıkarır. Bu deniz kızı onun işe yaramaz biri olmadığı anlamına geliyordur. Bunu kendi çapında kutlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde televizyon izleyip içki içiyordur. Banyodan bazı garip seslerin geldiğini duyar. Kontrol etmek için girdiğinde deniz kızının canlandığını ve sarılı olduğu muşambadan kurtulmaya çalıştığını görür. Kaçmasını önlemek için banyonun kapısını kapatır ve tüfeğini getirir. Geri geldiğinde kapıyı açar ve deniz kızı direkt Şarko'ya saldırır. Şarko deniz kızından kurtulmak için mücadele ediyordur. Ancak deniz kızı güçlüdür. Şarko'nun kolunu ısırır. Şarko ise bir şekilde banyodaki balık ağını deniz kızına sarmayı başarır. Yanında getirdiği tüfeği deniz kızına doğrultur. Ancak onu vurmaya kıyamaz. Bunun nedeni garip şekilde duyduğu bazı seslerdir. Ertesi gün bir markete gider ve biraz et alır. Ayrıca deniz kızının solungaçlarını temizlemek için kulak çöpü kullanır. Düzgün bir nefes alabilmesi için tüm petrolü temizler. Sonra getirdiği etleri göstererek birini seçmesini ister
ve Deniz kızını beslemeye başlar. Akşam televizyon izlerken Şarko aynı fısıltıları tekrar duyar. Televizyonu Deniz kızının yanına götürür. Kıza izlediği filmi anlatır. Deniz kızının onu yakalamak için elini uzattığından habersiz banyoda uyuyakalmıştır. Bu sırada salondan gelen bir sesle irkilir ve uyanır. İçeriye Breezy girmiştir ve Şarko'nun telsizi kucağındadır. Şarko elindekini bırakmasını yoksa polis çağıracağını söyler. Breezy sinirlenir ve ona tekneyi vermeyerek hiçbir şans vermediğini söyler. Şarko Breezy'ye bir değil 10 şans verdiğini ifade eder ve evden gitmesini ister. Breezy banyodaki Deniz kızının sesini duyar. Şarko onu engellemeye çalışsa da başarılı olamaz ve Breezy Deniz kızını görür. Onu satmaları karşılığında sadece yüzgecinin 12 bin dolar edeceğini söyler. Ancak Şarko deniz temizlenince onu geri bırakacağını söyler. Bundan kimseye bahsetmemesini ister. Breezy satma planlarını şimdilik geride bırakır ve Şarko'ya deniz kızını küvette tutamayacağını söyler. Ertesi gün evin içerisine büyük bir akvaryum yapar. Şarko, Breezy'ye kimseye deniz kızından bahsetmemesi gerektiğini tekrar hatırlatır. Breezy'yi ikna edebilmek için onunla çalıştığı yıllarda sert davrandığı için üzgün olduğunu, bunları onu oğlu gibi gördüğü için yaptığını söyler. Breezy ikna olmuş gibi görünüyordur. Sonrasında deniz kızını akvaryuma koyarlar ve asıl olaylar bundan sonra başlayacaktır. Şarko deniz kızının tekrar yüzebildiğini gördüğü için çok mutludur. Kendisi ve deniz kızı için yemek hazırlar. Romantik bir ortam hazırlamaya çalışır. Deniz kızına hayatıyla ilgili şeyler anlatır. Kazadan beri hayatının onun için çok zor olduğundan bahseder. Şarko konuşurken zihninde garip sesler duymaya başlar ve bir kadınla yaşadıkları gözünün önüne gelir. Bu sırada kapı çalar. Kapıyı açtığında gördüğü kadın Şarko'ya yabancı gelmemiştir. Kadın içeri girer ve boş olan tanka dokunur. Kendisinin Şarko'nun kurtardığı deniz kızı olduğunu söyler. Teşekkür etmek için Şarko'yu öpmeden önce yaralarına dokunur ve onu iyileştirir. Şarko'nun vücuduna enerji gelmiştir ve müzik eşliğinde kızla dans etmeye başlar. Geceyi birlikte geçirirler. Deniz kızına eski balık avlama maceralarını büyük bir coşkuyla anlatır ve tekrardan kazandığı kaslarını gösterir. Kendisini okyanusun kralı ilan eder. Şarko tekneden düştükten sonra ölmüş olmayı istediğini ancak artık her şeyin geride kaldığını söyler. Bu sırada evin önüne birkaç araba gelmiştir. Deniz kızına içeride kalmasını söyler. Dışarı çıktığında eski haline geri dönmüştür. Bu da bize son birkaç saatinin halüsinasyon olduğunu gösterir. Balıktan eli boş dönen arkadaşları, Şarko'dan deniz kızını onlara vermesini ve bu sayede aileleri için para kazanabileceklerini söyler. Breezy herkese deniz kızını anlatmıştır. Şarko deniz kızının kendi avı olduğunu söyler. Hayır demesi onların gitmesi için yeterli değildir. Gelenlere silahını doğrultur ve çok yakınlarını ateş eder. Balıkçılar korkar ve geri çekilir. Eve girdiğinde deniz kızının küvette olduğunu görüyoruz. Sonrasında tekrardan halüsinasyon aşamasına geri geçer. Halüsinasyonda deniz kızıyla beraber okyanusa giriyorlardır. Fakat gerçekte Şarko akvaryuma atlıyordur. Akvaryuma girdikten sonra deniz kızı amacına ulaşır ve Şarko'yu öldürür. Bu tarz videolar için kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Ben Cem Ozan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.